Başkent'te sağlık programından merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü program konumuz göz kapağı problemleri ve bu problemlerin çözümünde uygulanan cerrahi yöntemler olacak. Uzman konuğumuz Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Oküloplastik Cerrahi Birimi Öğretim Görevlisi Doktor Altuğ Çetinkaya. Altuğ Bey tekrar hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, göz kapağı problemleri deyince tabii çok geniş bir konu aslında. Ama biz bugünkü programımızın süresi el verdiğince bu önemli konuda bilgiler almaya çalışacağız sizden. Dilerseniz hemen kapak düşüklükleriyle başlayalım programımıza. Elimizde güzel fotoğraflarınız var aslında. Şimdi kapak düşüklükleri nasıl oluşuyor, tedavisi nasıl mümkün? Dilerseniz böyle bir giriş yapalım programımıza. Teşekkür ederim. Kapak düşüklüklerini aslında pek çok şekilde sınıflandırmak, sebebe yönelik, yaşa yönelik sınıflandırmak mümkün ama çok kolay anlatım açısından erişkin yaşta ortaya çıkan kapak düşüklükleri, doğuştan gelen kapak düşüklükleri ve bazı sistemik hastalıklara bağlı kapak düşüklükleri diye üçe ayırabiliriz. Hepimiz belli bir süre yaşadığımız zaman hani yer çekimine yenik düşüyor dokularımız ya da dokularımız yıpranıyor. Göz kapağında kaldıran incecik iki tane kas var, bir kas grubumuz var. Bu kas grubumuz ya olduğu yerden ayrılabiliyor uzun yıllar boyunca gelişen darbelere bağlı yahut sadece yaşlanmaya bağlı veyahut da bu kasımız yağlanarak fonksiyonunu kaybetmeye başlayabiliyor. Bu durumda da kapağımız düşüyor. Kapak düştüğü zaman da sağlıklı bir göz, gören bir göz fonksiyonunu görememeye başlıyor. Biz bunu en çok kaş yükseklikleriyle görüyoruz hastalarımızda. Özellikle bu bölgede ciddi kırışıklıklar, kapak düşüklüğü daha belirgin olan tarafta daha belirgin olacak şekilde. Aslında hem estetik açıdan hem de sağlık Biz önce sağlığı düşünüyoruz tabii kapak düşüklüğü dediğimiz zaman. Çünkü hasta görebilmek için ya çok fazla çaba harcıyor, bu şekilde geziyor bütün gün. Burası yoruluyor, akşama doğru düşüyor iyice. Uykusu geliyor hastamızın. Görmeyi sağlayabilmek için veyahut da alında ciddi ağrıları ortaya çıkıyor. Bütün gün bu kaslarını kullanmaktan dolayı. Bir ötesi bunun özellikle aşağı bakış pitozu dediğimiz okurken ben hiç okuyamıyorum artık diyen pek çok hastamız var. Hemen uykum geliyor diyor. Haklı olarak hastalarımız ama bunun kapak düşüklüğünden kaynaklandığını bilmiyorlar. Halbuki kapaklar düştüğü için aşağı bakışta çok daha belirginleşiyor bu ve görme alanını kapatıyor. Bu beyne direkt sen çok yoruldun, çok uykun geldi, hadi uyu sinyali veriyor. Hastalarımız bir şey okumaya, gazete okumaya, kitap, dergi okumaya başladığında uyuklamaya başlıyor. Bunu yaşlanmaya bağlı olduğunu zannediyoruz çoğunlukla ama bunların pek çoğu kapak düşüklüğüne bağlı ve cerrahiyle düzeltilebilir durumlar. Bazı hastalıklar neden olabilir dediniz. Evet. Daha çok kimler risk grubunda? Bunlar hakkında da bilgilendirebilir miyiz? Şimdi hastalıklar çok geniş bir grup. Evet. En sık karşılaştığımız ya da hani bizim en çok canımızı sıkacak miyasteni dediğimiz bir hastalıktan bahsedebilirim. Bu genç hanımlarda bir pik yapıyor. Daha orta yaşı geçkin beylerde de pik yapıyor ama her yaşta çocuklukta dahi görülebilir. İleri yaşta görülme olasılığı daha da artıyor. Ara ara çift görmelerle başlayabilir. Sadece gözü tutabilir ama sistemik hastalık dediğimiz şey vücudun bir hastalığının bir parçası demek. Evet. Sadece gözle kendini belli edebilir kapak düşüklüğüyle. Bunun çok ciddiyetle ayırt edilmesi gerekiyor. Çünkü bu hastalarımıza cerrahi tedavi en son seçenek. Onları önce bu sistemik hastalıklarını mümkün olunca tedavi etmek ya da hastalığı yavaşlatmamız gerekiyor. Eğer bunu ayırt etmeden cerrahi yaparsak hastaya iyilik yerine kötülük yapmış oluruz. Belki o sistemik hastalığı tedavi edilirse göz kapağındaki değil mi? Şikayetler en azından de belli azalacaktır. Bir süre düzeliyor. Çok evet. Tabii ki tedavisi çok önemli. Sadece cerrahi tedavilerden mi söz edilebiliyor? Aslında oküloplastik cerrahi birimi dedik. Adı üstünde cerrahi çok doğru. Değil mi? Çok doğru. Bunun dışında farklı yöntemler de var mı? Hemen bilgiler alalım. Sistemik hastalıkları ekart ettikten sonra doğuştan gelen problemler ayrı bir konu. Hemen buraya gelmeden az önce muayene ettiğim bir küçük çocuğumuzu 2 yaşında senelik takip edeceğiz ama birkaç ay önce gördüğüm aynı yaşlarda bir başka çocuğu erken dönemde ameliyat ettik. Çünkü çocuklarda göz kapağı düşük, doğuştan düşük olduğunda ve görmeyi kapatacak seviyede ise göz tembelliği gelişebiliyor. Bu daha sonra tedaviyle dahi düzelemiyor. O yüzden erken davranabiliyoruz ama gözü tehdit etmeyen durumlarda mümkün olunca bekleyebiliyoruz. Eğer kas fonksiyonu çok yetersizse bacak üzerinden alacağımız ki o çocuğun yeterince büyümesine bağlı belli bir yaştan sonra yapmayı tercih edeceğimiz bir ameliyat. Takiple beraber uygun zamanda uygun koşullarda kapağı kaşığa asıp çocuğun her iki kapağının simetrik olmasını temin edebiliyoruz. Erişkinlere gelince
sistemik hastalıkları ekarte ettiğimiz zaman yapacağımız şey basit bir cerrahi. Bu hemen kapak katlantısından girerek veya kapağı çevirip arkasından girerek yapabiliyoruz. Bu da yine hastaya yapacağımız muayeneye göre kime hangi yöntem daha uygunsa bunu hastalarımıza anlatarak yapıyoruz. Hasta yaklaşık yarım saat, bir saat sonra evine gidiyor. Birkaç gün buz uygulamasından sonra birkaç hafta içerisinde sonucumuzu almış oluyoruz. Aslında cerrahi yöntemler deyince çok korkutmayalım o zaman izleyicilerimizi, değil mi? Aslında çok korkulacak şeyler değil. Daha kısa süreli ameliyatlar, aynı gün içinde taburcu olabiliyor kişiler. Günübirlik dediğimiz, ayaktan ameliyat dediğimiz tipte ameliyatlar. Yarım saat, bir saatlik gözetimden sonra, ameliyattan sonra hastalarımız evlerine girip birkaç günlük bu şişlik, morluk söz konusu olabiliyor. Bazı hastalarda hiç olmuyor, bazılarında çok olabiliyor doku tipine göre. Bu birkaç günlük istirahat evresinden sonra arzu edenler hafif hafif işlerine dahi dönebilirler ama genellikle birinci hafta, yani yaklaşık ilk bir haftayı birazcık istirahatle geçirmekte fayda oluyor. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebilir. Çocuklarda evet. Daha çabuk hemen işe dönmüyor onlar tabii. Oyunlarına dönebiliyorlar. Ertesi oyun gün hayatları devam kalkıp, ediyor. Dramatik bir fotoğraf gösterelim hatta. Hemen gösterelim dilerseniz hemen fotoğraflarımızı. Güzel fotoğraflar var çünkü öncesi ve sonrası diye bakıldığında ciddi farklar var. Yaşam kaliteleri nasıl değişiyor? İnanılmaz, muazzam değişiyor. Erişkin hastaların hep söylediği şey renkler bu kadar canlıymış, parlakmış, farkında değilmişiz. Hani ben niye kendimi bu kadar eziyet etmişim şimdiye kadar, olmamışım ameliyatı diye hemen hemen her hastadan duyuyoruz. Evet. Çocuklarda da şu bu apatik dediğimiz, hani çok sosyal ilişki kurmayan, sosyal çevresiyle ilişkisi zayıf olan ve kapağı öyle çok düşmüş ki görmesini artık engelliyor ve göz tembelliği riski var. Bu çocuk çenesini sürekli kaldırarak dolaşıyor ev içerisinde. O aileye sorduğumuz en önemli sorulardan biri. O bir refleks olarak gelişiyor, değil mi? Görebilmek için yahut kaşlarını sürekli kaldırıyor. Bu ameliyattan sonraki birinci gün fotoğrafı. Yani daha henüz şişliğimiz, morluğumuz yerinde dururken çocuk ailesinde anlattığı, kalktı, oynadı, daha önce ilgilenmediği oyuncaklarıyla oynadı, dışarıya çıkmak istedi vesaire. Hani hakikaten çocuğun hayatını çok dramatik değiştirebiliyor. Yine aynı şekilde ameliyattan bir hafta sonraki bir görüntü. Burada önemli olan çocuğun ileriki hayatında bu gözünü kullanabilmesini temin etmek. Ama dediğim gibi yeterince düşük değilse yeterince bekleyebiliyoruz. Erişkinlerde de az önce bahsettiğiniz hani sosyal hayatımız da çok etkiliyor. Görme yeteneğimizi azaltmasının ötesinde böyle bir yorgun, mutsuz, huzursuz. Sürekli arkadaşlarım bana sen yine mi uyumadın diyorlar. Halbuki çok iyi uyudum diyen hastalarımız var. Ameliyattan hemen birkaç hafta sonraki görüntümüz de bu. Normal, sağlıklı bir insan görüntüsü ve gözünü kullanabilir bir görüntü. Aynı şekilde bir örneğimiz bir erkek daha var. Yönetmenimiz da hemen şimdi gösterecek. Örneğimiz kapaklar düşük, görmesi hastanın mümkün değil. Özellikle yakın okuması mümkün değil. Daha sonra kapaklar uygun pozisyona geldiğinde görme fonksiyonumuz yerine gelebiliyor. İki göz için de aynı anda uygulanabilir cerrahi yöntemler. Beraber ya da ayrı ayrı. Genelde beraber yapmayı tercih ediyoruz. Çok özel durumlarda ayrı ayrı yapmamız söz konusu olabiliyor. Aynı zamanda kaş düşüklüğümüz de olabiliyor. Bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Ona da bir örnek lazım var galiba. Bu şekilde sadece kaş düşüklüğü ve şuradaki cilt fazlasını aldıktan sonra kapağın fonksiyonu ve pozisyonu aslında son derece doğal. Normal. Hangi gözdeydi? Sol göz. O her iki tarafta da şurada tarafta kaşımız ve kaşımız düşük ve cildimiz fazla. Halbuki muayenemizde kapağının normal olduğunu, buna kapak kaldırma ameliyatı değil de kaş kaldırma ve cilt fazlasını alma ameliyatı yapıyoruz. Hastamızın güzel gözleri ortaya çıkıyor ameliyat aslında sonrasında. Kaş düşüklükleri de kapak düşüklükleri kadar, değil mi? Çok fazla görülen bir sorun. Çok doğru. Kapak düşüklüğüyle gelip hiç kapak düşüklüğü olmayan ve sadece kozmetik anlamda cilt fazlasını ameliyat ettiğimiz hastalarımız var. Aynı zamanda kapak düşüklüğü nedeniyle gelip sadece kaşını ameliyat ettiğimiz, sadece kaşını bir kaldırdığımız örnek zaman şimdi göreceğiz hocam. Görüntüsü evet, açılan şimdi göreceğiz ve görmesi düzelen hastalarımız var. Şu anda sadece kaş düşüklüğü. Sadece kaş ameliyatı yapılmış olan bir hasta bu. Kapağının dışında. Kapağına gerek olmayan bir ameliyat. Ama kaş düşüklüğüyle birlikte o kapaktaki o rahatsızlık da biraz daha azalmış oluyor. Değil mi düşüklükte? Tabii. Şimdi aynı zamanda kaşımız çok ağır bir organ. Özellikle bazı beylerde yağ dokusu çok fazla olan ve ağırlığı nedeniyle kapağın üstüne baskı yapıp kapağımızı da yalancı düşüklük diyoruz biz ona. Düşmüş gibi gösterebilen bir organ. Muayene ile bunu çok titiz bir şekilde ayırt etmekte fayda var. Şimdi kapak düşüklükleri, kaş düşüklükleri yaygın görülüyor. Tedavisi mümkün.
izleyicilerimize de buradan bildirmiş olduk. Kimse kendisini, değil mi, işkence etmesin. Özellikle okurken, yazarken ya da sosyal yaşantısında bunu kısa bir ameliyatla tedavi ettirmek, düzelttirmek mümkün. Torbalanmalar çok önemli. Özellikle ileri yaşlarda göz çevresinde, göz kapağında oluşabilecek torbalanmalar nasıl oluşuyor? Tedavisi mümkün mü? Nasıl mümkün? Ben hastalara genelde bunu gözün hava yastıkları diye bahsediyorum. Göz ve kemik doku arasında bazı hava yastıklarımız var. Bunlar gözümüzü kemik dokudan koruyor veyahut da hani bir travma, bir darbe anında çok fazla hasarlanmamasını sağlıyor. Bir de şöyle düşünün, gözü bir top gibi düşünürseniz, bir kemik yuvaya koyduğunuz zaman çok oraya uymayacaktır. Öyle bir volüm sağlıyor, hacim sağlıyor. Yine zaman içerisinde bazı hastalıkları yine dışarıda bıraktıktan sonra hemen hemen hepimizde bu torbalar veya torbaların önündeki koruyucu zarlar gevşeyip bu torbalar öne doğru hareketlenebiliyor. Hava yastığının patlaması durumu gibi. Darbe olsun olmasın. Bu durumda da şu alt tarafta morluklar, torbalanmalar, yine üst tarafta çıkık görüntü, özellikle şu üst iç kısımda torbalanmalar görülebiliyor. Bu hanımları olduğu kadar aslında beyleri de rahatsız ve huzursuz ediyor. Hemen benim hasta portföyüm hanımlar ve beyler eşit durumda. Aslında biz hep hanımlar için düşünürüz. Onlar daha fazla rahatsız oluyormuş gibi düşünürüz. Tabii, ama genç aslında beyler her iki cins için de, değil mi? Özellikle bu alt kapak torbaları, hani çok aktif çalışan profesyonel kişiler için yine sosyal olarak hani işlerinde çok huzursuzluk verici bir görüntü olabiliyor. Peki tetikleyen unsurlar var mı bu torbaların oluşumunda? Özellikle alerjik insanlarda gözünü çok ovuşturan, eli hani sürekli gözünde olan, kapaklarını ovuşturan insanlarda daha fazla. Bir hasta grubumuz da çeşitli sebeplerle göz etrafına ya da göz içerisine bazı hastalıklara yönelik enjeksiyonlar yapmamız gerekebiliyor. Bunlar çok arttırıcı, özellikle o yağ torbalanmalarını. Yine bir diğer hasta grubumuz tiroid hasta grubu. Tiroid hastalarında da bu yağın anormal bir şekilde artması söz konusu. Gevşemesi ya da sarkması değil ama artması söz konusu. Bunlar da yine oküloplastik cerrahinin ilgilendiği konular arasında. Kapağın yine içinden veya dışından estetik kesilerle, hani daha sonra belli olmayacak, görünmeyecek kesilerle hastanın o fazla miktarı alınıp uzaklaştırılabiliyor. Ama bu tamamen kozmetik maksatlarla yaptığımız bir ameliyat. Aslında tam da onu soracaktım. Herhalde kapak düşüklüklerine oranla, değil mi, daha çok estetik amaçlı yapılıyor. Kesinlikle. Evet, çok çok yoğun olmadıkça, yani gözümüzün fonksiyonunu bozmadıkça biz bunu fonksiyonel değil, estetik olarak kabul ediyoruz. İzleyicilerimize hatırlatalım. Sevgili izleyiciler, göz kapağı problemlerini işliyoruz bugünkü programımızda. Sormak istediğiniz soruları telefon numaralarımızdan, elektronik posta adresimizden ya da SMS yoluyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi torbalanmalar da zannediyorum, değil mi, kısa bir süre içinde zaten taburcu olup hastaneden aynı şekilde alt kapak kısa bir olduğu zaman de. Yalnız alt kapakta kısmen riskimiz biraz daha artıyor. Evet. Gözün septum dediğimiz dokusunu açıyoruz ve olası bir kanama riskinde gözün kendisi bir miktar daha risk altına girebiliyor. O yüzden ben en az 2 saat gözlemeyi tercih ediyorum. Alt kapak ameliyatı ya da 4 kapağı birden yaptıysak en az 2 saat gözlemden sonra rahatlıkla evlerine gidebiliyor hastalarımız tekrar. Şimdi yüz felci geçiren bir izleyicimizin sorusu var. Hemen bu soruyu ileteyim ben size. Tabii. Yönlendirelim en azından. Ameliyat olduktan sonra beyin ameliyatı ve yatarken bir gözünü kapatamadı. Doğru soruyorum umarım. Ben yönetmenime de danışayım. Bu tedavi edilebilir mi? Kesinlikle. Neler yapılabilir? Şimdi yüz felci yine hani bizim sık gördüğümüz bir hasta grubu. Yüz felci geçen hastalarımızda tutulumun yerine ve tipine göre genellikle kaşımız düşer, üst kapağımız yükselir, evet, alt kapağımız sarkar, yüzümüz aşağı doğru sarkar. Bunun sebebi şu bölgedeki kaslara elektrik sinyalinin kesilmesi. Hastamızın çok büyük ihtimalle bir şivandom ameliyatı geçirmiştir tahmin ediyorum bu bölgeden. Bu tarafa gelen yüz sinirlerinin tamamını veya bir kısmını etkileyebiliyor maalesef. Çünkü o tümör o siniri içine alıyor. Elektrik kablosunu kestiğiniz zaman şuradaki bütün kaslar sarkıyor. Düşüyor. Evet. Kapatan kastı iptal olduğu için kapağımız da yükselebiliyor. Üst kapak için yapılabilecek şeyler oraya hastanın tamamen durumuna göre. Biz öncelikle göz doktoru olarak kapağın sağlığı değil de gözü ilgilendiren kapak sağlığıyla ilgili olmak zorundayız. Çünkü göz vital organımız. Kapak sadece bir yardımcı organ. O yüzden çok iyi bir göz muayenesi yapıp bu hastanın gözünün ne tip riskler altında olduğunu değerlendirdikten sonra çok çeşitli cerrahi yöntemler var. Çok basitten çok daha komplikeye yönelik. Yani ne kadar gördüğünü mü ilk önce
Gözünün bu kapak açıklığı nedeniyle, kapağının tam kapanmaması nedeniyle kuruması, kapağın en önemli fonksiyonu odur. Gözü korumak ve kurumasını engellemek. Gözümüzü sürekli açık tuttuğumuz zaman 2-3 dakika sonra yanmaya, batmaya, hani yaklaşık 10 dakika sonra da kurumaya duyarız. Yüzeydeki epitel dökülmeye başlar. Bunun sürekli olduğunu düşünün bu hastamızda. Sürekli kapatamıyor, özellikle gece uyuduğu zaman. O yüzden mutlaka kapağı gözü koruyacak yapıya geri getirmemiz lazım. Bu kenardan basit, geçici bir dikiş olabilir. Kapağı yine geçici veya kalıcı bir süre birbirine dikmek olabilir. Üst kapağı altın implant koyup düşürmek olabilir. Aynı zamanda alt kapağı da özel yöntemlerle yükseltmemiz gerekiyor. Evet, şimdi izleyicilerimizden tiroid hastalarına şikayetlerini de soruyorlar. Biz alacağız bilgileri Altuğ Bey'den, izleyicilerimize buradan hemen iletelim. Vaktimiz olduğunca ama vaktimiz yetmezse de zaten her perşembe biz göz sağlığı ile ilgili bilgiler almaya devam ediyoruz programımızda. Ve göz kapağında içe ve dışa dönme. Evet. Bu çok önemli. Aslında bilmiyorum izleyicilerimiz biliyorlar mı ama sık görülen de bir durum Altuğ Bey, öyle değil mi? Ben yine çok kısaca bahsedebilmek için şu resimlerimizden anlatayım. Göz kapağının dışa dönmesine ektropiyon, içe dönmesine de entropiyon diyoruz. Evet. İsimlerin çok fazla bir önemi yok ama şu bir dışa dönmüş kapak. Bunun çeşitli sebepleri olabiliyor. Her ikisinin de en sık sebebi yaşa bağlı. Yani yeterince zaman geçirince vücudumuz kapak direncini kaybedip dışarıya veya içeriye dönmeyi tercih edebiliyor. Burada dışarıya doğru. Her iki kapağımız da çok belirgin şekilde dışarıya dönmüş kapak gevşekliğinden dolayı. Yine benzer şekilde bu hastamızda hem gevşeklik söz konusu, şu dış kısımlardan kapak yapıştığı yerden gevşemiş. Ama aynı zamanda çok önemli, uzun süre güneş ışığına maruz kalmaktan ya da hani tarımla uğraşan insanlar sürekli çocukluğundan beri hani denizle aşırı neşir olan insanlarda çok sık gördüğümüz şu alt kapaklarda bir büzüşme ve alt kapak seviyesinde kısalma var. Şimdi şu iki hastanın ameliyatları aslında farklı. Öyle mi? Evet. Burada ciltte bir problem olmadığı için bu hastayı sadece sıkılaştırmayla düzeltebiliriz bir 15-20 dakikalık ameliyatla. Ama bu hastaya sıkılaştırma yeterli olmayabilir. Alt kapağın öndeki cildini yükseltecek bazı yöntemler gerekli olabilir. O yüzden bu hastaların aynı şekilde bu hastamızda şurada bir kitle var görüyorsunuz. Hop, pardon. Bu kitlenin ağırlığına bağlı bir dışa dönüklük var. Evet. O yüzden hastaya çok iyi bir değerlendirme yapıp dışa dönüklüklerde hangi sebep söz konusuysa burada bu kitleyi çıkarmadan kapağı sıkılaştırarak düzeltmek mümkün değil. Aynı zamanda o kitlenin ne olduğunu da çıkartarak ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Bir tümöral bir oluşum mu, kanser mi yoksa daha basit bir oluşum mu diye. Bu yaptığımız basit muayenelerden bir tanesi. Normalde benim kapağımı tutsanız çektiğiniz zaman bu kadar uzamaz ya da çektiğiniz anda bıraktığınızda bu tekrar yerine döner. Bu uzama çok ciddi bir belirti. Evet, kapağın gevşemiş olduğunu gösteriyor bize. Ve ameliyat için belli yöntem öneriyor. Aynı şekilde şurada daha önce geçirdiği bir cerrahi düzeltmeye bağlı ki bunlar da sık karşılaşıyoruz. Alt kapakta bir skar doku, yara doku gelişmiş ve alt kapağı kuvvetlice aşağıya çekiyor. Bu bölgeyi temizlemeden, oradaki yara dokuyu ve orayı yükseltici ameliyat yapmadan bunu da düzeltmemiz basit yöntemlerle mümkün değil. Yine kişide ciddi şikayetler oluyor mu? Tabii. Ha, çok güzel sordunuz. Yani ne tür şikayetlerle geliyorlar çok ya da? Çok doğru. Kapağımız dışarıya döndüğü zaman şimdi gözyaşımız yukarıda şu bölgeden salgılanıyor. Aşağı doğru geliyor. Ve üst kapağımız kırptıkça kapağımız onu bütün göz yüzeyine dağıtıyor. Burada birinci problem, üst göz kapağı kapandığında alt kapak ondan uzak olduğu için o göz kapağını yukarıya doğru dağıtamıyor. İkinci problem, şurada bir hamaklaşma olduğu için gözyaşı geliyor orada birikmeye başlıyor. Birikip gözde sulanma şikayeti yapabiliyor. Üçüncü problem, hastanın gözü yaşarmasına rağmen o gözyaşı yukarıya dağılmadığı için gözümüzde kuruma ortaya çıkabiliyor. Bu da çok ciddi bir şikayet herhalde, çok ciddi değil sıkıntılar. Mi? Göz kuruluğu, evet. Yine bir başka diğer bir örneğimizi görüyoruz. Şimdi yönetmenimiz yine getirecek. Ben bir de hızlıca içe dönen kapaklardan bahsedeyim. Şurada iki gözü kıyasladığınız zaman alt kapaklarda, alt kapakta kirpiklerimiz dışarıda, kapak marjinimiz, kapak kenarımız düzgün pozisyonda. Burada kapak kenarımızı göremiyoruz çünkü içeriye dönmüş. Kapak bu da içe dönüyor bir örnek. Evet. Bu da içe dönmüş entropiyon dediğimiz. Şurada sarı boyalara çok takılmayın, bunlar hep muayene esnasında çekilmiş resimler. Onlar bir başka muayenenin göstergesi. Hastanın sulanması, işte göz yüzey kuruluğu vesaire ile ilgili. Yine kirpiklerimiz içe dönmüş. Bu hastalarda bir kirpik bile ne kadar rahatsız ediyor bizi. Ne kadar rahatsız ediyor. Bütün kirpiklerimizin bu içe dönüp. İnanılmaz bir batma şikayetim oluyor. Her kırpmada gözün yüzeyini çizdiğini orada bazen kılıç kesmiş gibi gözde çizgiler görebiliyoruz yine. Kolay mı yine ameliyatları Altuğ Bey?
yaklaşık sebebe yönelik yine sebebe, ne yapacağımızı evet. bilmemiz gerekiyor. Her hastaya aynı yöntemi uygulamak çok doğru değil, doğru mümkün değil. Hı-hı. Ama basit olan, yani bu yaşa bağlı olan içe dışa dönmelerde yaklaşık 15-20 dakikalık sadece şu kenardan verdiğimiz küçücük bir anesteziyle hastanın uyumasına dahi gerek olmadan lokal anesteziyle yapabildiğimiz hastalar. Seneler boyunca kirpiği içe dönmüş ve enfeksiyon geçiren, defalarca enfeksiyon yapar bu oldukça sık. 15 dakika sonra çözümü alıyoruz hemen anında. Ameliyat sonrasında kalktığında hastanın kirpik problemi çözülmüş oluyor. Uzun yıllar boyunca bu şekilde rahatlıkla hayatına devam ediyor. Tekrarlama riski gibi bir şey söz konusu olabilir. Eğer çok fazla ovuşturursak kapağımızı ya da bazen gevşek kapak sendromu dediğimiz hastalarımız var. Bunlar hakikaten biraz zor ama çok uzun başka bir konu. Çok nadir de olsa ikinci kez ameliyat etmek durumunda olduğumuz aylar ya da yıllar sonra hastalarımız olabiliyor ama genellikle tek cerrahi yeterli oluyor. Şimdi aslında az önceki bir fotoğrafta dediniz ki burada bir de kitle var. Bu kitleyi tabii çıkartmak, ilk önce öylesi bir tedaviye yönelmek gerekebilir. Bu tür kitlelerin göz kapağında ya da göz çevresinde iyi huylu mu, kötü huylu mu? Neden orada öylesi bir kitlenin oluştuğu? Bunu anlamak zor mu? Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl bir süreçten geçiyor hasta bunun için? Peki. Pek çok çıkıntılarımız var kapak etrafında. Hastaların çoğu benim şuramda bir sivilce çıktı evet. diye geliyor. Evet. Aslında onlar cilt kanserleri ya da kocaman bir kitleyle geliyor. Aslında onlar çok benin dediğimiz iyi huylu oluşumlar. Bunları tanıyabilmek tabii uzun bir tecrübe. Den geçmeyi gerektiriyor. Kapak etrafında oluşabilecek yüzlerce değişik huylu kistler, çıkıntılar, tümörler, kitleler söz konusu. Yalnız biyopsinin önemini burada anlatmak istiyorum. Çünkü hakikaten çok yerleştirebildiğimiz bir konu. Son olarak onu da anlatalım. Zamanımızın sonuna geliyoruz. Aha. Evet. İyi bir göz, yani benimki gibi eğitimli, bu konuda özel eğitim almış bir göz, kitleleri %85 evet. oranında doğru tanıyabiliyor. Yani kötü dediğimiz kötü çıkıyor, iyi dediğimiz iyi evet. çıkıyor. Evet. Ama %15'lik bizi yanıltan bazı bulgular var. Cildin bizi kandırdığı bazı hususlar söz konusu. O tip durumlarda da olmazsa olmazımız patoloji. Patoloji demek, biz oradan kitleden bir biyopsi alıyoruz şüphelendiğimiz bölgeden. Patoloğa gönderiyoruz. O da kendi gözleriyle değil mikroskopla kocaman büyütmede bakıyor. Orada kötü huylu hücreler varsa onu raporuna evet. yazıyor. Biz daha sonra o kitleyi daha geniş bir biraz şekilde çıkartıp. Biraz tedirgin olanabiliyor patolojiye gittiğini duyunca. Kesinlikle ama bu çok normal ama zaten olağan bir süreç. Yani olması gereken. Gereken şey bu. Evet. Aslında tiroid hastalıklarında ne tür göz kapak problemleri yaşanıyor? Maalesef bu konuya geçemiyoruz. Programımızın sonuna geldik ama izleyicilerimize hatırlatalım. Önümüzdeki programlarda perşembe günleri biliyorsunuz sevgili izleyiciler biz göz sağlığını ilgilendiren konuları işliyoruz. Altuğ Bey'i yine konuk edeceğiz ve bu konuda bilgiler alacağız. Seve çok seve. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bugün de Başkent'te sağlık programımızın sonuna geldik. Biz yarınki programımızda kulak çınlaması hakkında bilgiler alacağız. Görüşünceye kadar sağlıkla kalın.